Şimdi Atmaca aslında gemi savar füze olarak karadan fırlatılabilecek halde şu anda. Yani kara platformlarından da deniz hedeflerine angaje olabilecek yetenekte Atmaca sistemimiz olacak. Bunlar sabit tesisler ve araç üzerinden de atılacak şekilde teslim edilecekler. Ama kara Atmaca'nın bizim gemi savar mühimmatından farkı şu, kara hedeflerine de angaje olma yeteneği var. Atmaca'nın malumunuz Aref arayıcı başlığı var, deniz versiyonunun. Deniz hedeflerine daha kolay angaje olsun diye. Kara Atmaca'nın ise IR başlığı olacak, arayıcı başlığı olacak ve kara hedefleri için de özellikle satığa yakın uçması ve coğrafi referanslarla hedefini bulması gibi teknolojileri de kara Atmaca'nın içerisinde inşallah sağlayacağız. Temel farkı bu. Ama bizim karadan deniz hedeflerine angaje olacak Atmaca'mız zaten mevcut Atmaca'mızın o yeteneği var. Aslında bir seyir füzesi. Evet, seyir füzesi. Evet. Orca, evet şu anda mevcutta deniz kuvvetlerimizin elindeki hava platformlarından atılacak ama Orca'nın asıl hedefi İHA'lardan da atılabilmesi. Bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor. İnşallah başarılı sonuçları aldığımızda sizlerle paylaşacağız. Laçin 83 şu anda mevcut MK-82'lerle kullanılıyor. MK-82 standart bombalarımızla kullanılıyor. Bu teslimatın sonrasında sığınak delici versiyonlarında inşallah çalışacağız ama şu andaki versiyonda özellik yok. Dördüncü sorunuz, mini mühimmatın ismi var mı? Onu zaten cevaplamış olduk. Mini mühimmatımız aslında şu anda mini güdümlü mühimmatımız. Özellikle bizim özel kuvvetlerin çok faydalanacağı hem durum farkındalığı sağlayacak hem de noktasal hedefleri vurma kabiliyetinden dolayı dost unsurlara gerçekten çok ciddi avantaj sağlayacak bir teknoloji olarak sunacağız. Belki burada şunu söylemek lazım. Bizim kullanıcımız, bizim kuvvetlerimiz gerçekten yaptığı harekatlarda masumların zarar görmemesi noktasında azami hassasiyete sahip. Belki de diğer silahlı kuvvetlerin en büyük farkı bizim silahlı kuvvetlerimizin. Dolayısıyla özellikle meskun mahallelerde yapılan operasyonlarda sivillere, masumlara zarar vermemek çok çok önemli. Bizim askerlerimiz kendilerini feda ediyorlar ama masumlara zarar vermiyorlar. Bu son konuşulan mühimmat aslında bu hassasiyetten doğmuş bir mühimmat. Yani bu mühimmat bir binanın penceresinden, istediğiniz penceresinden girebilecek, aşağıdaki, yukarıdakine zarar vermeyecek bir mühimmat. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Çapı aslında 40 milimetre bomba atarın içerisine sığabilecek şekilde tasarlandı. Yaklaşık 2 kilogram civarında bir mühimmat yani olacak. Muhtemelen şu kadar. Evet, 40 milimetre bomba atarın çapında. Aslında silahtan da atılabilir versiyon olacak. Yani onu da söylemiş olalım. 40 milimetre bomba atardan da atılabilecek şekilde olacak. Evet, buyurun. Efendim öncelikle bu Atmaca kara dediğimiz gemiden atılacak. Yoksa şimdi Atmaca'nın aslında Atmaca'nın iki tane versiyonu var. Nereden atıldığının çok önemi yok. Yani kara Atmaca dediğimiz kara hedeflerine angaje olabilen Atmaca satıhtan satıha ateş kabiliyetine sahip ve karadan kara hedeflerine de angaje olabiliyor. Bizim normal Atmaca'mız, testini bitirmiş olduğumuz Atmaca'mız da deniz hedefleri için, Aref arayıcı başlıklı olan. Bunu isterseniz karadan deniz hedeflerine karşı atabiliyorsunuz veya gemiden deniz hedeflerine karşı atabiliyorsunuz. Deniz kuvvetleri komutanlığı Doğu Akdeniz ısınması sonucu kara konuşulu Atmaca'ya yönünde bir talep verdi. Evet, doğru. Doğru. Ondan farklı bir çalışma. Peki efendim bir de Atmaca Blok 2 vardı. Çift arayıcı başlıklı olacaktı. Hem Aref hem Hayat. Evet. Onların arasında bir ürünü. Çift arayıcı başlık olan versiyonda çalışıyoruz şu anda. Ama şu anda silahlı kuvvetlerimizin, deniz kuvvetlerimizin envanterinde olan zaten füzemiz karadan atılabilir. Evet. Ve deniz hedeflerine angaje olabilir yapıda. Onun için şu anda bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Peki ayar nedir? Ayar yoksa imaging infrared? Imaging infrared olacak. Peki başlık? Başlık Roketsan yani, tarafından geliştiriliyor. Sizin? Evet. Efendim Levent'ten bahsettiniz. Hani ilk kez sürpriz olarak bu 3 yılda alamadığımız RAM'in milli versiyonu olacak. Doğru. Bunu biz fuar öncesinde milli pansir diye bir beklentimiz vardı. Kara konuşulu versiyonu olacak mı? Mesela 8x8 araç üzerinde. Hani belki üzerinde bir
şu anda Sungur zaten zırhlı araç üzerinden atılabiliyor. Yalman silah platformundan evet. Atılabiliyor. Şu anda bununla ilgili bir cevap vermeyeyim. Olur mu yani? Şu anda onunla ilgili bir şey söyleyemedim. Peki Levent'i ne zaman operasyonel görebileceğiz? Çünkü şey dediniz, Rem'deki gibi bir pasif alet başlık bekleyeceğiz. Menzili biraz uzatacağız. Şimdi Rem'in iki versiyonu oluyor. Aslında Rem'in diye bize Levent'in iki versiyonu olacak. Birinci versiyonu çok hızlı bir şekilde mevcut füzelerimize teslim etmeyi düşünüyoruz. Mevcut Sungur füzelerimizde. Ve üzerinde radar ve elektrooptikleri de geminin radar ve elektrooptiklerini kullanacak şekilde entegre edilecek. Ama asıl nihai hedeflediğimiz olan versiyonunda hem füzelerin üzerinde değişiklik olacak hem de kendi bağımsız elektrooptik ve radar hedefleme sistemi olacak. Yani bağımsız şekilde, hani CRM'dekine benzer bağımsız şekilde hareket edebilecek her platforma yakın hava savunma desteği sağlayacak olan bir ürün olacak. 25-24 Hangisi için? İkincisi için şu anda bir tarih vermek çok erken. Peki efendim, son olarak bu birlikte yatış sistemi. Evet. Şimdi ilk olarak MİLAS. İstanbul'da kullanacağız bir yerler şu an. Takvim ne durumda? Yetişecek mi? Çünkü 2025'e sarkabileceği falan. Yani onunla ilgili şunu söyleyeceğim. İstanbul gemimiz biliyorsunuz 2023 yılında teslim edilecek. İnşallah MİLAS'a teslim edilecek. Üzerinde herhangi bir sıkıntı, şu anda bizim takvimle ilgili bir sıkıntımız yok. Üretim süreci devam ediyor. Peki tasarım olarak işte siper geliyor, bir sanayisi geliyor, gezgin geliyor. Hani bundan öngörülerek bir tasarım mı yapıldı yoksa sadece hisar atacak onun için? Yok, şu anda güdümlü mühimmatlarla ilgili deniz kuvvetlerimizle görüşmelerimiz devam ediyor. Nihai halini almadı. Ama elimizde mevcutta aslında İstanbul gemimizin üzerinden atılabilecek güdümlü mühimmatların hepsini atmayı biz hedefliyoruz. Sıcak atış, soğuk atış? Sıcak atış olacak. Soğuk atış olmayacak. Teşekkür. Şimdi ilk sorunuzdan başlayayım. Aslında Roketsan'ın bütün kabiliyetleri sadece denizaltı, uzay veya işte hava sistemleri diye düşünmemek lazım. Roketsan herhangi bir güdümlü sistemi hayata geçirebilecek itki motor sistemleriyle, navigasyon sistemleriyle bu teknolojilerin hepsini kendi içerisinde geliştirmiş olduğu teknolojilerle vakıf. Roketsan onun için uzay teknolojilerinde de çok hızlı bir şekilde mesafe kaydetti. Ve malumunuz geçen sene sonunda 4 tane üst üste başarılı atışta uzaya 4 kez üst üste erişimi başardı. Yanlış anlaşılmak istemem. Ben de uzayla temel teknolojilerden bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Aslında navigasyon teknolojileri, elektronik teknolojiler, yönlendirme sistemleri bunların hepsi benzer teknolojiler. Ama denizin altı ile uzay arasında çok ciddi çevresel koşul farkları var. Ama temel teknolojilere baktığınız zaman bu temel teknolojileri geliştiren ekibimiz hem uzay sistemleri için hem denizaltılar için hem güdümlü mühimmatlar için temel teknolojilerin hepsini geliştiriyorlar. Ve o temel teknolojiye şu anda, o temel teknolojinin birçok kısmına Roketsan sahip, bunun gücünü kullanarak zaten hızlı bir şekilde ürün elde edebiliyor. Bunlar arasında çok büyük benzerlikler var ama çok büyük farklılıklar da var. Temel kabiliyet aslında benzerlikler ve farklılıkları bir şekilde ayırt edebilmek ve ona özgü çözümler oluşturabilmek. Bu noktada da Roketsan'ın şu ana kadar başarıyla bu süreci getirdiğini söyleyebilirim. Atmaca füzesinin pazarı ile ilgili sorunuz aslında kimler ilgileniyor? Atmaca aslında şu anda dünyada birçok ülkenin ilgilendiği bir ürün. Ama tabii devletimizin yönlendirmesiyle onlarla yapılacak olan görüşmeler sonucunda bunların satışına karar verilecek. Ama şunu söyleyebilirim, talep çok yüksek. Yani Atmaca ile ilgili talep çok yüksek, tahmin edebileceğiniz bölgelerden çok yüksek. Özellikle Türkiye'nin ilişkilerinin iyi olduğu dost, kardeş, müttefik ülkelerle bu kabiliyetin paylaşılmasını istiyoruz. Ama şu anda isim vermek için, volüm belirtmek için erken gerçekten. Bunun dışında üçüncü sorunuz neydi? Ben kaçırdım. Aslında ne kadar sipariş aldık? Bununla ilgili gelecek mi? Evet. Şu anda henüz sipariş almadık. Tasarım ve millilik. Evet. Tasarım ve millilik zaten Roketsan'ın temel görevi. Malumunuz şu anda Türkiye çok ciddi bir şekilde adı konulmamış bir yaptırımın altında. O yaptırımın bize sağlamış olduğu olanaklarla biz milli ve
yerli sistemlerimizi mümkün olduğunca hızlı bir şekilde geliştirip envantere sokmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar da başarıyla geldik. Bundan sonra da çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bazı temel teknolojiler konusunda uzun yıllardır yapılan çalışmalar meyvelerini veriyor. İşte Atmaca bunların en önemlilerinden bir tanesi. Yine Akya ağır torpido dünyada çok az ülkenin yapabileceği bir sistem, bir deniz altından fırlatılabilecek bir sistem. Bunun yerli imkanlarla yapılmış olması aslında Türk savunma sanayinin gelmiş olduğu nokta itibariyle gerçekten son derece güven verici bir nokta. Akya ile ilgili şu bilgiyi de paylaşayım. Akya sadece denizaltılara ve deniz üstündeki gemilere değil, aynı zamanda üzerindeki sonar aralayıcı başlığıyla değil, dümen suyuna da yani gemilerin pervanelerin çıkartmış olduğu sese ve hareketi de duyarlı alıcılarıyla gelişmiş versiyonlarından çok daha üstün özelliklere sahip bir platform olacak. Bu platformu hayata geçirebilecek dünyada çok sayılı ülke var. Roketsan da bunu şu anda başarmış durumda. Bunu da temel teknolojileri yapmadan, işte motorundan elektrik sistemlerine, harp başlığına, arayıcı başlığına, üzerindeki elektronik kontrol sistemlerine kadar yapmadan bunlara hazır olarak bulabileceğiniz bir yer yok maalesef. Onun için milli ve yerli teknoloji bizim için olmazsa olmazlardır.